Merhaba arkadaşlar. Kırsula falcata'mın saksısı çok fena durumda. Çiçek saplarını kesmiştik buradan. Bir sürü de yavrular verdi. Hem bu saksıyı değiştireceğim, hem yavruları ayıracağım, köklendireceğim. Bakımı videomu da hemen yorumların başına tutturacağım. Çiçekli dönemini de gösterdim. Bakımı, üretimini de gösterdim. Hatta falcata yavrularını bile gösterdim. Çok fazla videomuz var. Videolara tıklayın arkadaşlar. Oradan başlıklardan bakın, size uygun aradığınız videoyu bulabilirsiniz. Henüz daha 2 yıl olmadı ama maşallah, hani herhalde 490'a yakın videomuz oldu. Çok şükür. Şöyle kalıpla çıkaracağım. Zaten kalıplaşmış. Tenekede de bir mutlu yaşıyorlar arkadaşlar. Bu kovaları Migros'tan almıştım. Yıllar oldu sanırım, 7-8 yıl oldu. Çok eskidi ama hala görevini yapıyor. Şurada bir yaprak kırılmış. Hiç merak etmeyin. Bu yaprak böyle kesildiğinde de yavru veriyor. O falcata yavruları videomda zaten göstermiştim. Şöyle ayıracağım. Burada birkaç kök var. Alttan yumuşatayım. Çünkü üstte çok yavru var. Şimdi göstereceğim size onları. Allah'ım şu güzelliğe bakın. Yavrunun biri. Çok seviyorum Krasulam'ı. İlk göz ağrılarımdan aslında. Bence hepimizin olmalı. Çiçekleri muhteşem zaten. Kökler de sarmış iyice. Allah'ım Allah'ım, şuradaki yavruya bakın. Büyük ihtimal oraya bir yaprak bir şey düştü. Çok yaşlı bir bitki arkadaşlar. Çok yaşlı. Ve hep kes, üret, kes, üret. Alttaki yavrulara bakar mısınız? Dipten dipten yavrular vermiş. Çok da güzeller. Yani çok ayırmak istemiyorum ama topraktan bağımsızlar. Yani kökten bağımsızlar. O yüzden ayırıyorum. Onları da dikeceğim. Hepsini dikeceğim. Kök gövde çok yaşlı. Artık şunu ayırabilir miyim diye bakıyorum şuradan. Köksüz de gelse önemli değil. Bakın. Dipte yavrular var. Bakın arkadaşlar, burası toprağa temas etmiş, hastalanmış. Bu yaprağı hemen iptal ediyorum. Şu yavruları büyütmemiş. Bakın nasıl olmuş. Ölmüş artık. Şu yavruları da alayım. Bunlar da köklü. Hepsi köklü. Bu yaprak artık bütün görevini tamamlamış. Bunu keserek sağlam yerlerini, aslında direkt mantar da değil, çürüme ve nem olmuş. Bu yaprakları, şuradaki yavruların güzelliğine. Bu yapraklardan üretim yapacağım çünkü. Göstereceğim. Kopsun hiç önemli değil. Kök çok yaşlı olduğu için biraz gençleştirme yapayım. İyice şöyle keseyim. Kökte bir problem yok. Önemli olan o. Burada zaten çiçek sapı vesaire hepsi kesildiği için görüntü çirkin gibi görünebilir ama bu yavrular büyüdüğünde çok güzel olacak. Bunu tek dikmek istiyorum. Şöyle şuraya dikeceğim. Altta yavruları var. Yavrular bir miktar kapanacak ama yapacak bir şey yok. Su vermeyeceğim. Kökü kestiğim için çürüme olmasın ya da bir bakteri kapmasın. 3-4 gün sonra su vereceğim. Bu falcatam böyle dursun. Şuna bakalım hemen. Şu yavruyu ayırsam mı bilemedim. Hastalık var mı diye bakıyorum. Mesela bu yaprak daha önce kopmuş, bu yapraklar. Taşırken bir şey de kopmuş. Bunları üretimini göstereceğim size. Aslında daha önce göstermiştim ama şu ölü yaprakları alıyorum. Gövdeye biraz zarar verdim ama yapacak bir şey yok. Şunu da alayım. Yaşlı gövde üstünde. Bu yavruları ayırabilirim tek tek. Aslında daha iyi olur bence. Çünkü gövde çok yaşlanmış artık. Kesip şuradan gövdeyi iptal edeyim. Onu öyle dikeceğim. Büyütsün. Yine sağlıklı bir gövde çünkü. Şöyle. İnanılmaz güçlü. Bu burada yavruları büyütsün yine. Çok güçlü, çok. Çürümüş mü diye bakıyorum. Evet arkadaşlar, biraz çürük de var yaşlılıktan. Ben bu yavruları alacağım. Zaten köklü. Şu yavruyu da alacağım. Emin olun bu da köklenir. Bu gövdeyi iptal edeceğim. Çünkü bence artık yavru vermeyecek. Önemli olan şu kısmı. Tekrar bakıyorum. Bunu böyle diktiğimde çok yaşlı. Yavruları tek tek ayıracağım. Yani bu gövdeden vazgeçiyorum. Tamamen. Çünkü kestiğim yerlerden çoğaldığı için. Bakın hepsi sağlam geliyor. Sağlıklı geliyor. Bu gövde artık çok yaşlı arkadaşlar. Çürümeye başlamış. Görev görmez. Yavrularını büyütmüş. Allah'tan. Kuru toprağa dikiyorum. 15-20 gün su vermeyeceğim. Bahar geliyor. Zaten hemen köklenme başlayacak, emin olun. Krasula falcata çok çabuk köklenebilen bir tür. Sorunsuz aslında. Şöyle.
Şunu da alayım. Şuraya başka yavru var mıydı köksüz? Sana şunu da, şu gövdeyi de iptal edebilirim arkadaşlar. Çünkü bu gövde de hoşuma gitmedi. Bitkim yaşlandı. Yani çok yaşlı bir bitki zaten. O ilk videomda göreceksiniz. Devasal büyüklükte. Çok yaşlandığı için bu gövdeyi de iptal edeceğim. Ama yaprakları dediğim gibi üreteceğim zaten. Bu da burada dursun. Köksüzleri böyle ayırıyorum dostlar. Onlar köklenene kadar su vermeyeceğim. Çok da tatlılar, kocaman da olacaklar. Köklüleri de şöyle dikeceğim. Bu da köksüz aslında. Bunu da biraz budama yapıp dikebilirim. Şöyle kesiyorum. Böyle kuru toprağa dikiyorum. Şöyle, o zaman şöyle yapayım. Şöyle. Ve şunu da bakın, bu yaprak aralarından bir sürü yavru verecek. Taze kök çıkaracak. Bunu da şuraya dikiyorum. Yine sizlerle tabii ki paylaşacağım büyüdüğünde. Buraya köklüleri dikeceğim. Saksım çok derin değil. Altında strofor var. Bakın yanlarda bile kökler var. Kılcal kökler var. Yani aslında köklü bir bitki. Bu çiçek sapımı diye defalarca geldim baktım. Önce bir uzadı. Güneşe uzanmak için yapmış garibim. Bu gövde fena değil. Köklenecektir. Yani gövdeyi iptal edecektim eğer memnun kalmasam. Şöyle dikiyorum arkadaşlar. Hem yaprak arasından yavru verecek. Şu yavruların güzelliğini. Allah'ım küçücükler. Çok tatlılar. Bunu da şöyle dikeceğim. Evet. Şuna bakayım. Şöyle yaprağı alayım. Ama bu köksüz kaldı artık. Mecburen köksüz kardeşlerinin yanına gitsin. Bu da köksüz kardeşlerinin yanına gitsin. Bunlar köklüler, burada büyüyecekler. Çok da güzel olacaklar. Yapraktan üretimi göstereceğim size şimdi arkadaşlar. Yapraklarla ilgili ne yapıyorum onu göstereceğim. Bu saksılarım hazır. Bu saksıya gerek kalmadı. Hemen geliyorum. Şöyle sığ bir saksım var arkadaşlar. Çok toprak yok içinde. Sukulent ve kaktüs toprağım var. Önce şu hasta yeri keseceğim. Şöyle. Hatta düz keseyim şöyle. Çünkü biraz hastalık var gibi geldi. Siz 1-2 gün kurumasını bekleyin. Arkadaşlar bakteri kapabilir. Ben beklemiyorum. Genelde de çok güzel sonuç aldım. Bu hasta. Bunu ellemeyeceğim. Şöyle şu kısmı kestim. Emin olun böyle bile yavru veriyor. Zaten yavru videomda net görürsünüz. Yönüne dikkat edin. Şöyle dikiyorum. Şunu da keseceğim. Şu kısmı biraz cansız geldi. Şöyle ikiye kessem yeterli. Turşu geldi aklıma da. Nereden geldiyse canım istedi. Şu yaprakta bile can var. Hiç korkmayın, kesin. Ama dediğim gibi siz lütfen kurutun yaraları. Ben başarılı oluyorum ama bazı arkadaşlarımız çürütebiliyor. Belki iklimden, konumdan da fark edebilir. Bu uçta büyüyecektir. Cansız dedim ama yine denemek lazım. Böyle arkadaşlar yaprakları da değerlendirdim. Bunlar da yavru verecek zaten. Su vermeyeceğim. Kök yapana kadar kesinlikle su vermeyeceğim. Kontrol edeceğim. Sabah güneşi alan yerde duracak. Bu saksı değişimini de beraber bitirdik. Hepinize sevgiler dostlar.